Harika. O zaman yavaş yavaş burçlara geçelim mi? Hemen koç burcumuz gelsin şöyle ekrana. Fonla da öyle uyumlu hmm. olmuşsun ki duruyor. <laughs> sürton olmuşsun valla. Evet hmm. koç burcu ve ben geri döndüm. Ha, bu iyi anlamda algıladım Evet ben. evet öyle koçlar mi? için güzel. Şöyle şimdi... E, bu hafta için krizli şeyleri söyledim ama bu dönemi biliyorsunuz ki her zaman için krizlerden fırsat yaratabiliriz. Bu fırsatları yaratan kişiler de güçlenerek çıkar. Koç burçlarının 5. evinde olacak yeni ay. 5. ev aslında kimliğimizle ilgili, ışığımızla ilgili, kendimizi nasıl yansıttığımızla ilgili. O yüzden koç burçları ben yetenekliyim aslında, ben iyiyim aslında. Bir dakika hayatımın sahnesinde ve merkezinde ben durabilirim aslında diyecekler. Kimi gerçekten yeteneklerini ve kendisini hatırlayacak. Kimi aşk ilişkilerinde geçmişten gelen bazı şeyleri temize çekip toparlayıp yenilemek isteyecek. Kimisi çocuk istiyor mu istemiyor mu? Çocuğunun hayatı nasıl bunlarla ilgilenecek? Kimisi ise birazcık daha spor alanlarıyla ilgilenenler, spekülatif yatırımlarla ilgilenenler güçlenerek çıkacak bu sürecin içinden. O yüzden koç burçları için güçlü bir evre var. Sadece Merkür Mars ikilisi altıncı evlerinde o yüzden çalışmaya ve mücadeleye devam diyor gökyüzü Hı -hı. aslında. Evet kendimizi ve ışığımızı parlatıyoruz. Belki dinlenmek istiyoruz. Belki takdir görmek istiyoruz. Ama önümüzdeki küçük 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 işleri tamamlamadan, yapmadan, sorumlulukları almadan ödülleri toparlayamayız diyor gökyüzü. Bu esnada sağlığımıza özellikle özen gösterelim diyor yine. E, o yüzden ilişkileri e, toparlamak için fırsat var koç burçlarına. Bu anlamda evet. güzel. Karne var mı bu hafta? Var. Hemen gelsin o zaman ekrana. Aşk 3,5 puan, para 4, sağlık 4. Aşkla ilgili bir... Evet, buranın bu üstü olan dönemlerde hep ben e, garantili ve temkili olalım, üç buçuk gibi düşünelim. Çünkü beklenmedik gelişmeler dediği için geçmişten gelen problemleri çözümleme imkanınız var. Ama kestirip atarsanız, fevri davranırsanız o zaman ilişkileri e, maalesef ki çıkmaza sürükleyebilirsiniz sevgili koçlarımız. O yüzden biraz daha toparlayıcı bir iletişim bu üç, buçuğu topar, üç buçuktan dört yapar. <laughs> Tamamdır, bu ayla <laughs> devam ediyoruz. Evet, boğalar ve yükselen boğalar. Başlığını merak ettim. Evdeki huzuru hiçbir şeye değişmez. <laughs> Sevgili boğalar 16 Ağustos yeni ayı dördüncü evinizde evim, yuvam, ailem alanında meydana geliyor. Aile büyüklerimiz, evimizin içindeki ilişkiler, onların sağlık durumları ve kendi evimizin içindeki huzur en önemli gündemimiz. Uranüsyen yani yeni ay demiştik. Belki geçmişten hani bu alışkanlıkların değişmesini istiyorum enerjisi. Şöyle şeyler olabilir. Biz hep aynı konuyla ilgili tartışıyoruz. Artık farklı bir tutuma ve tavra ihtiyacımız var. Çünkü sürekli aynı davranışlarla farklı sonuç beklememeliyiz gibi bir farkındalık olabilir evimizle ilgili beklenmedik gelişmeler maalesef ki çıkabilir yani bir anda ev e, sahibimiz işte evi değiştirmek gerek der evin içinde bir problem olur bunlara açık olmamız gerekiyor biraz para harcatabilir sevgili arkadaşlar e, bu geçiş enerjisi ve aile büyüklerimizde eğer ki kalp şeker tansiyonla ilgili sağlık problemleri var ise e, ritim bozukluğu gibi aritmi gibi temalar var ise biraz daha dikkatli yaklaşmak birazcık daha nazik yaklaşmak daha akıllıca olur bu dönemin içinde. Yani ev ana gündemimiz olacak. Bir yandan Merkür ve Mars'ımız 5. evde. Her şeye rağmen evde arada dağılıyor muyum? Tamam. Kendime, yeteneklerime, hobilerime, beni mutlu eden şeylere odaklanıp daha doğru kararlar alabilirim diyecek boğa burçları. Finansal anlamda dediğim gibi evle ilgili harcama çıkabilir. Onun için çok büyük bir problem beklemem. Sağlıkla ilgili de kendilerinden çok aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgilenebilirler bu sürecin içinde. Evet hemen boğa karnesini de görelim. Evet. Hiç fena değil. Aşk, para, sağlık hepsi de 4 puan. İkizlerle Şimdi, devam aynen. ediyoruz. Geldik ikizlere. Mutluluk bana çok yakışıyor. İkizler bunu <laughs> hak ediyor ikizler. Şimdi ikizler ve yükselen ikizler burçları 3. evinizde bir yeni ay olacak. 3. ev Konuşma, görüşme, seyahat etme, iletişime geçme, farklı yerleri keşfetme ve konuşarak yeni çözümler üretme alanı. O yüzden e, ikizler burçları bu hafta neye karar verirse onu yaşayacak. Karar vermekle, akılda bitirmekle ilgili. Hmm. Ben bu hafta iyi hissedeceğim, ben ilişkilerimi iyi yöneteceğim, seyahat edip gittiğim yerden keyif alacağım enerjisi var burada. Anlaşmalar, sözleşmeler de olabilir elbette. Uranüs 12. evimizde işin seyri tam sizin planladığınız gibi gitmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü 12. ev kontrol şöyle dışı bir alandan bir anda beklenmedik bir olay çıkabilir demek. Yani bir e, anlaşma için imza atmak üzereyiz, bir problem çıkıyor olabilir. Bu kadersel bir etki. O yüzden burada çıkan bir problem, bir pürüz ya da bir aksilik olursa hiçbir şekilde kendinizi hırpalamayın. Çünkü aslında olması, e, olması gereken şey böyle oluyor. İleride dönüp baktığınızda iyi ki diyeceksiniz ve gerçekten de her şey sizin kararlarınızla ve akılda bitirmenizle ilgili olacak. Merkür ve Mars dördüncü evin içinde, o yüzden aile ev Evdekiler, aile büyükleri çok fazla konuşmalar, koşturmacalar olabilir. E, aile büyüklerinin yine biraz sağlıklarıyla ilgilenmemiz de gerekebilir. Ama biraz daha fazla evi toparlama enerjisi, kararlar alma, yakınlarımızla vakit geçirme ve aynı zamanda seyahatler çıkma enerjisi var İkizler Evet, Doğru bak hakikaten de hafta sonu ben yurt dışında gideceğim Allah kısmet ederse. Çok da destekleyen bir enerji Güzellik var o zaman. Etsin, görelim o zaman. Aşk 4 puan, para 3,5 puan, sağlık 4 puan. He, evet, idare para ederiz, gidiyor de. biraz bu sefer. <laughs> para tatile gidiyor. <gülüyor> 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 Amin, olsun da güzel şeylere gitsin. Amin. Devamı da gelsin Evet, hemen, hemen bir sonraki burcumuza devam edelim. Sözlerim çok kıymetli. Hmm. Hmm. Ne anlama geliyor acaba? Ah, yengeç burçlarının ikinci evinde. Yeni ay parayla ilgili olan alanda ve değerli hissetmekle ilgili olan alanlarında. Ee, zaten çok uzun zamandır yengeç burçları, işte eşleriyle olan ilişkiler, ailece finansal durumlar çok fazla şeyle ilgilendiler. Sağlık durumlarıyla da artık özgürleşmek ve mutlu olmak istiyorlar. Bunun için yeterli finansal kaynağa sahip olmanın aslında ihtiyacı ve peşindeler. Bu hafta birazcık e, parasal konular nedeniyle hedeflerinizde değişimler olabilir ya da beklediğiniz para çok hızlı gelir, çok hızlı gider gibi böyle hafiften dengesizlikler oluşabilir. Buradan çözümümüz ve çıkış yolumuz Merkür ve Mars'ın 3. evlerinde olması. Yani bu sefer karar alıyorum ve yola çıkıyorum enerjisi var demiştim Hı -hı. ya. Tam yengeçleri anlatıyor bu. Evet bazı konularda finansal anlamda dengesizlikler yaşayabilirim ama ben bu duygu içinde takılı kalmayacağım. Nasıl bir çözüm bulabilirim? Kiminle konuşacağım? Yeni bir işte iş başvurusunda mı bulunacağım? Yatırım planımı mı yapacağım? Yakınlarımdan mı fikir alayım diye Konuşup düşündüğünüz ve kararlar aldığınız bir evrede olacaksınız. Sizler de seyahatlere çıkabilirsiniz. O yüzden doğru ve akıllıca kararlar almak aslında bütün oluşabilecek dengesizliklerin içinde size çözüm fırsatı getirecek sevgili yengeçler. İlişkilerden yana çok büyük bir problemimiz pürüzümüz yok bu hafta Allah'a şükür. Evet hemen yengeç kaynasına bir bakalım şöyle. Aşk 4 puan, para 3.5 puan, sağlık 4 puan. Ortalama tamam. gibi bir miktar para ile ilgili belki bir düşük evet. enerji var ama geneli iyi sağlık iyi oldu müddetçe hep söylüyorum. Diğerleri <laughs> mutlaka yerini bulacaktır. Devam ediyoruz. Aslanlar küllerimden yeniden doğuyorum. Tam anka kuşu gibiler. Evet, burçlarında yeni ay var. Daha ne olsun? Yılda bir defa olan bir şey. Kendi sezonunuzdasınız. Çok güçlü bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayla beraber bu arada son iki buçuk yıldır Satürn karşıt burcundaydı. Yani Satürn engeller ve zamana yaymak demek. Aslan burcunun karşıt burcundaydı. Hep bir şeye başlayacağım ama engele takılıyor. Ay bir şey oluyor diyordunuz. Bu sefer o da yok aslan burçları. O yüzden sahne sizin, alan sizin. Güçlü hareket edebilir, cesur davranabilir ve gerçekten hayatınızda istediğiniz güzellikleri yakalamak, yaratmak için veya çok memnunsanız bunun devamını sağlamak için gerekli adımları atabilirsiniz. Biraz mesleki konularla ilgili radikal bir tutumda olacağını düşünüyorum aslan burçlarının. Yani çalışan aslanlarımız ben artık bu işi bu şekilde yapmak istemiyorum, bunu böyle istiyorum gibi böyle daha büyük değişikliklere ihtiyaç duyabilir. Eğer ki ilişkilerimiz çok uzun zamandır bir sancı içindeyse bitsin mi bitmesin mi karar alamıyorsak bir karar alıp netleştirebiliriz. Lütfen bu kararın içinde aile büyükleri veya aile büyüklerine konuyu taşıyıp işte çok da tartışmalar etmeler sözleri böyle şeyleri çok ilişkilerle ilgili kararımızda son nokta koyacak bir merci gibi almayalım. Karar merci biz olalım bu noktada. E, Merkürümüz ve Mars'ımız ikinci evde para hanesinde bir yandan paramızın peşinden koşturuyoruz sevgili aslanlar ve kazanıyorsunuz da sadece Mars ikinci evden para hanesinden geçiyorken harcatıyor parayı. <laughs> o para geliyor sonra bir şekilde A, ben harcamışım deniyor. Yatırım planı yapmak isteyebilirsiniz harcamak yerine bu hafta sevgili aslanlar. Ya, harika. Aslanın karnesine bakalım. Aşk 4 puan, para 3,5, sağlık da 4 puan. Evet, Devam ediyor. Sıradaki burçla Başaklara geldik. Hı hı. Kararlarımın arkasındayım. Hı. Başaklar bu hafta güçlü. Başaklar bu hafta net. Çünkü Merkür Mars ikisi birden başa başak. Bu burcunda hareket ediyor. Bir süredir beraber hareket ediyorlardı ama çok yakınlar. Yani Başak Burçları diyor ki ben uzun uzun düşündüm, planladım, hesapladım ve hep bunun için emek verdim. Şimdi söylediğim şeylerin karşılığını alabilirim ve ben sözümün arkasındayım. Ne istediğimi biliyorum, ne yapmak istediğimi biliyorum. Unutmayalım ki 23 Ağustos tarihinde Merkür'ümüz buradan retro hareket yapacak. Bugün sözümüzün arkasındayız ve doğru kararlar alıyoruz. Ama 23 Ağustos... 15 Eylül arasında bazı fikir değişikliklerine gidebiliriz, bazı şeylerin iç yüzünü görebiliriz. O yüzden bu kararları alır, sözleri söylerken bütün kapıları kapatmadan biraz yedekli BC planlarını bulundurarak hareket edelim. Çünkü kararlarımızı değiştirip tekrardan revize edip karşımıza. Çıkacağız 15 Eylül'e kadar ama güzel ve güçlü bir dönem olarak görüyorum, anlaşmalar dönemi olarak görüyorum. Yeni ay 12. evimizde bu şu anlama gelir. Ee, henüz e, bazı değişimler yapmak istiyorum hayatımda ama planlıyım, güçlüyüm ve henüz bu değişimleri herkese alenen ilan edecek durumda değilim. Yani planlayıp geri planda kendi içimde hesaplayıp tutmayı tercih ediyorum. Enerjisindeyiz. Bazı kontrol dışı olaylara işaret eder bizim için 12. ev alanı. O yüzden beklenmedik son dakika aksilikleri parayla ilgili değil. Akademi, eğitim, hukuksal konular, yurt dışı, yabancılar, ticaretle ilgili olabilir. Beklenmedik bazı değişimler olabilir ama Başak Burcu bunu yönetebilecek güçlü olan bir Burç zaten. İlişkilerle ilgili büyük zorluklar ve problemler görmüyorum. Aynen devam ediyoruz. Sağlıkla ilgili sadece Mars kendi burcumuzda hareket ederken 28 Ağustos'a kadar geçerli bu dediğim çok tempo artar. Çok koştururuz. Her şey yetişmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum sizin için öyle mi hocam Kesinlikle ama doğru. biraz dikkat etmek, bünyemizi güçlü tutmak, bağışıklığımıza dikkat etmek kıymetli oluyor. Beslenmemize dikkat etmek kıymetli oluyor. O yüzden bu tempo ile kendimizi ve sinirlerimizi yormayalım sadece bu sürecin içinde. Merak bir bakalım karneniz hocam. Karnemi merak ediyor ediyorum zaman. bakalım ne gelecek. <laughs> karneniz geliyor. Aşk 3.5 puan, para 4, evet. sağlık 4. Aşkla ilgili kötü bir şey yok dedim. 3.5 vermişsin puan diyeceksiniz. Doğru diyeceksiniz bu konuda. <laughs> <laughs> bir şey hatırladım bir anda. Üç buçuğu görünce hatırladım. Şimdi ne olursa olsun Venüs ikinci evinizde hareket ediyor sevgili Başaklar. Bu da şu demek yeni bir ilişkiye başlama evresinde değiliz. Geçmişten gelen bazı mevzular varsa evliysek ilişkimiz devam ediyorsa eski defterler açılıyorsa biraz sakince bu süreci yürütmek daha akıllıca olur. Lütfen tartışmalara ve krizlere girmeyelim. Venüs e, sizin kendi burcunuza geçene kadar en azından 4 Eylül'deki retrosu bitene kadar ilişkilerde dalgalanmalar olabilir geçicidir. Ama peki. Terazi mi var sırada? Aynen sırada teraziler. Evet retroda dengeleri koru etmişsiniz teraziye. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler 16 Ağustos'taki yeni ay 10. evinizde 11. evinizde çok pardon meydana geliyor. Bu da şu demek aslında kendim hayatım hedeflerim bunlarla ilgili yeni kararlar alıyorum sosyal çevrem, arkadaşlıklarımdan destekler alıyorum. Ee, yeni şeyler yapma hevesinde ihtiyacındayım. Ama henüz böyle dengeleri tam oturtabilmiş durumda değilim. Çünkü arkadaş çevremde bazı elemeler olabilir. Bazı kişiler benimledir, bazıları değildir. Ee, Uranüs'ün yen yeni ay demek bir anda problemler çıkabilir demek. Bir anda yeni insanlarla tanışabiliriz. Bir anda hayatımızdan birileri çıkabilir. Ve bu bizim aslında e, e, terazi burcunun yöneticisi olduğu için Venüs bir anda dengelerimizi şaşırtabilir. Venüs de burada retro. O yüzden dengeleri koruyup, sağ ...makince ve ılımlı bir şekilde bu süreci yürütmek daha akıllıca olacak. Merkür Mars 12. evimizde herhangi bir ticari ya da finansal girişimi... ...direkt büyük bir şekilde yapmak için çok uygun bir dönem değil. Biraz daha planlamamızı yapıp 15 Eylül sonrasında çok yükselmek üzere... E, ...harekete geçelim derim. Çünkü... Şimdi biraz uzun vadeli bu ama 14 Ekim tarihinde Terazi Burcu'nda gerçekten genel hattıyla çok güzel bir tutulma var. Ee, ve e, 2024'ün barına doğru iyice ödüllerini toparlayacağımız bir tutulma olacak. Şimdi Venüsümüz retro olduğuna göre bu tutulma 14 Ekim'le beraber yapacağımız başlangıçlardan önce detoks enerjisindeyiz. Burayı seviyorum, burayı sevmiyorum. Bu iş ortağım tamam, bu kişi yanımda, bu kişi değil. Elemeler yapacağız. Eylül'ün ikinci yarısı itibariyle güçlenmeye başlayacağız. Ve 14 Ekim'de atılımlar yapacağız. O yüzden dengeleri koruyalım bu hafta sevgili teraziler. Peki başlangıç yapmaları için 14 Ekim doğru bir zaman mı? Evet, hatta 14 Ekim'e kalmadan 15 Eylül sonrasındaki dönemi çok güzel görüyorum. Venüs, Mars 60'lıkları var. Takım oyunu, beraber hareket etme, ilişkileri güzelleştirme, yeni iş ortaklıkları yapma anlamında 15 Eylül 14 Ekim arasında çok güzel desteklenecek teraziler. Evet tamam biz <gülüyor> <gülüyor> evet, terazinin de şöyle bir karnesini görelim Aynen. bakalım. Bir an e, kamera arkası da heyecanlandı. <gülüyor> <gülüyor> Aşk 4 puan, para 3.5. <laughs> sağlıkta 3 Sağlık puan. 3,5 puan. puan sağlıklarına dikkat mi etmeleri e, 12. gerek? evde hareket ediyor Venüsle Mars. O yüzden Merkürle Merkür Mars çok üzülüyor. O yüzden ne olursa olsun biraz bu dengeleri koruma esnasındaki stres, kaygı, biraz bağışıklığımıza yine dokunması gibi böyle olabilir. Yoksa onun dışında çok büyük bir zorlu şey çıkmayacaktır. Evet. Ufacık aranın ardından biz tekrar karşınızdayız. Burçları konuşuyorduk efendim. En son teraziyi konuştuk. Bitmişti. Hemen sıradaki Burç'la sevgili Duygu Demir'le devam edelim. Akrep Burcu'na geldik. Akrep terazilerden sonra. Akrepler. Sabrın ödülünü topluyorum. Hakikaten akrepler çok zorlu zamanlardan geçtiler benim gözlemlediğim. Bir akrep olarak ben başlıyormuşum, benim dertlerimi dinliyormuşuz. <laughs> Gerçekten akrepler tutulma, güney ailemi tutulmaları geçirdi. Satürn kareleri oldu. Son bir buçuk yıldır böyle bir reni e, dipleri görüp tekrardan toparlanma evresindeler. Son tutulmayı 5 Mayıs tarihinde yaşadık sevgili arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz bu tutulmalar 6 ay kadar etkili oluyor. Ağustos ayı ile beraber bu tutulmanın en önemli dönüm noktasını yaşayacağız. Ve akabindeki süreçte aslında artık akrep burçları için ...güçlenme evresi başlayacak. O yüzden... ...bu e, Venüs Retros'u... ...16 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki... ...yeni ay. E, bizlere aslında... ...sevgili akrepleri, mesleki anlamda... ...yeni bir rotaya girme, güçlenme... ...toplumdaki yerini güçlendirme... ...enerjisi getiriyor. O yüzden bazılarımız... ...işle ilgili çeşitli değişim evrelerinden... ...geçmek isteyebilir. E, beklenmedik teklif, teklifler almak... ...beklenmedik değişimlerden geçmek... ...yöneticilerle konuşmak, yeni planlamalar yapmak... ...açısından aslında enteresan... ...bir süreçten geçeceğiz. Çok fevri çıkışlar iyi gelmeyecektir. Bitireyim, bırakayım, gideyimler değil. Daha sabırlı olmak daha akıllıca olacak bu sürecin içinde. Eğer ki ilişkilerimizde veya evliliklerimizde bazı zorluklardan geçiyorsak eğer e biz bu ilişkinin hani adını şöyle yapalım, adını koyalım, bitirelim, başlayalım gibi daha net kararlara yine işaret edebilir. Ancak diyeceğim o ki Merkürümüz, Venüsümüz, e, Merkürümüz ve Marsımız çok pardon ikisi birden Başak Burcu'nda daha sakin, sabırlı, itidarlı davranmanın daha güzel sonuçlar getireceğini gösteriyor. Uzun vadede hedefleri düşünerek ani ve fevri çıkışlar yapmadan hareket ettiğiniz sürece bu haftayı güzellikle yönetirsiniz diye düşünüyorum. Meslek en önemli konu olacak. Görünürlük ve ödülleri toparlamak en önemli konu olacak sevgili akrepler için. Finansal anlamda spesifik bir zorluk yok ama meslekle bağlantılı bir şekilde tedirgin hissettiğimiz süreçlerden geçebiliriz. İster istemez sağlık anlamında da yine daha daha ılımlı bir süreç olacağını düşünüyorum. Evet şöyle bir genel karneye bakacak olursak Aşk Hı. 4 puan, para 4 puan ve sağlık 4 puan hiç fena değil akrepler için. İnşallah böyle güzel Hı. olumlu enerjilerle devam etsinler. Ee, sırada Oğlak mı var? Yaylar. Yay, pardon. Yayla Yaylar devam ve yükselen ediyoruz. Yay'lara geldik. Evet, yetenekliyim, güçlüyüm, hayallerimin peşindeyim. Evet, yaylara ihtiyaç duydukları risk alma, cesur davranma, harekete geçme enerjisi artık geliyor. 9. evinizde olacak 16 Ağustos'taki yeni ay. Bu yeni ay ile beraber uzun zamandır askıda tuttuğum belki ekonomik sebepler belki ailevi ilişkisel sebepler nedeniyle daha garantide davrandığım birçok konuda artık atılımda bulunabilirim. Bu bir sosyal medya ya da işte basın yayın medya alanında bir görünürlük gibi olabilir. Ticaretle ilgili olabilir. Yurt dışı yabancılarla ilgili olabilir. Yurt dışından bir konsepti buraya getirmekle ilgili olabilir hukuki bir girişim olabilir, akademik bir girişim olabilir. Hayatımızın amacını ve anlamını bulmak, daha e, mutlu ve dolu dolu hissetmek gibi bir enerji taşıyacaktır. Biraz günlük hayatımızda, günlük tempomuzda değişikliklere yol açacak bir yeni ay bu. Yani öyle bir hayal, öyle bir hedefin peşinden aslında risk almak istiyorum ki e, iş tempomu, beraber çalıştığım insanları bile biraz etkileyecek bir yanı var. Tabii ki bu sürecin içinde 6. evden bir Uranüs geldiği için sağlığımıza özen göstermek daha akıllıca olacak ve çalışma temposunda yoğunluğun devam edeceğini de belirtelim. O yüzden pek de durma söz konusu değil. Yay burçları için geçen hafta olduğu gibi. İlişkilerde çok da fazla ilişkilerden bahsetmiyoruz bu sürecin içine. Hı -hı. Hep işler, hayaller. Yani. O yüzden ilişkileri de karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarını da ya da bizim de ilişkilerden ihtiyaçlarımızı da çok es geçmeyelim sevgili yaylar bugünlerde. Evet hemen yay kaynasını görelim. Oo aşk 5 puan. Para 5 puan, sağlık 5 puan. Wow. Burada bir şeyler... E, <laughs> bir, şeyler ters gitmiş oldu. Torpil geçmişim sevgili yaylar sizde. <laughs> Sercan mı yaptı, sen mi yaptın bunu? <laughs> Vallahi 5'er beş, puan verdiğime şaşırdım şu anda kendimde. <laughs> Duygu yaptı diyor ben Sercan. Yap, ben diyor hiç bunda bir parmağım yok. <laughs> Güzel geçsin haftanın. Şöyle torpilli bir puanlama yapmışız. Böyle de olsun. Evet, ne, ne şey yaparsak, Hayat kodlarsak en öyle en devam verilsin. eder. Edem. Evet devam ediyoruz oğlaklar güçleniyorum. Çok net bir mesaj. Evet. Çünkü oğlaklar Temmuz ayındaki yeni aylarda, dolunaylarda, o ay düğümleri geçişlerinde hani çok spesifik bir olay yaşamadılarsa bile bir cendereden geçmiş gibi hissettiler. Çok haklısınız. Sanki böyle 2-3 yıldır emeğini verdiğim şeylerde karşılığını alamıyorum, alıyor muyum, nasıl olacak? Biraz hayat benim kontrolüm dışında ilerliyor gibi hissettiniz ama bu artık böyle olmayacak. Çünkü düştüğümüz yerden kalkıyoruz ya da dinlendiğimiz yerden diyeyim, dinlendiğimiz yerden kalkıyoruz güçlenmeye başlıyoruz artık sevgili Oğlaklar. Kendinizi finansal anlamda güçlü tutmak bu hafta en önemli şeylerden biri olacak. Ruhsal anlamda ve finansal anlamda ben iyiyim. ...yapabilirim ve hareket ediyorum deyin lütfen. Özellikle eşimizin, ailemizin... ...partnerimizin e, finansal... ...koşulları ile ilgili oluşabilecek dengesizlikler... ...sizleri de etkileyebilir. Çocuklarımız varsa, çocuklarımızın... ...ihtiyaçları, finansal giderleri... ...ortak bir kaynak bulmak birazcık... ...dengesizlikler yaratacaktır, kaygı yaratabilir. Ancak bu geçici bir evre. Merkür, Mars'ın ikisinin birden... ...dokuzuncu evde olmasından destek alacaksınız ve... ...ne olursa olsun ben bu dengesizliğin... ...içinden bir hedef, bir rota... ...bir planlama bularak yol bularak çıkabilirim diyeceksiniz. Bu finansal süreçlerin ve ortak kararların ilişkilerinize de herhangi bir şekilde zarar vermesine izin vermeyin sevgili oğlak burçları. Kendi sağlıklarından çok aile içindeki aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgilenebilirler. E, Aslan Burcu ve Boğa Burcu enerjisi var. Aslan Burcu sırt ağrılarıyla kalple, şekerle, tansiyonla çok bağlantılıdır. Görmeyle ilgilidir. Gözle, göz bozukluklarıyla bağlantılıdır astrolojide. Naçizane. E, Boğa Burcu ise yine hormonlarla, tiroidle, guatrla ilgili Aile içinde böyle bir problemimiz, sorunumuz var ise tekrar eden belki biraz kontrollü olmak akıllıca olacak bu günlerde. Evet hemen karneyle devam ediyoruz. Bakalım yay kadar şanslı mı? Evet. O kadar şanslı değil. Ya aşk korktum 4, kendimden. para 3.5 ve sağlık 3.5 puan. Yay'dan sonra herkese her şeyi 5, 5 puan vermişim <laughs> Korktum Korktum yani. Evet hemen devam edelim. E, kovalarla kovalar. kader bana gülecek inşallah. Evet, kovalar da gerçekten son 2 yılın satürn geçişleri, sorumluluk almalar, sıkıştım. Aşk nerede, ilişkiler nerede diyorduk? <laughs> diyor daha çok kovalar işte bu hafta aslında aşkın, ilişkinin artık gelmeye başladığı evre çünkü 16 Ağustos'taki yeni ay karşı tanenizde Aslan burcunda ilişkilere dair yepyeni bir sayfa açıyorum diyorsunuz. Bunun iki versiyonu olabilir. Ee, sorunlu giden bir sürecin içindeyseniz, artık yeni bir sayfa açalım, geçmiş defterleri tekrardan açıp birbirimizi yormayalım ve güzelliğe neşeye doğru beraberce hareket edelim diyebilirsiniz. Bir ilişkimiz yok ise bu yeni ay çok hızlı başlangıçlara işaret eder ama retro var, çok uranüsyen kalıcılığını garanti edemem sevgili kovalar sizlere. Ama belki şöyle kalbimizin heyecanlanması bile biz tekrardan hani tekrar yeni bir ilişkiye hazırım diyebilmek için yeterince güzel ve iyi bir enerji olacaktır. O yüzden şöyle bir ilişkilere dair yeni sayfalar açıyorum diyeceksiniz. Kovalar diyecek ki bu durumda madem bu gelen hızlı başlıyor, hızlı bitebilir, nerede bana kalıcı aşk? Biraz daha böyle Eylül'ün ikinci yarısı Ekim'e doğru beklerseniz gerçekten bekar kovalara güzel bir ilişki de Gelecek bu sürecin içinde. İşlerimizde ortaklarımız paydaşlarımız varsa eğer e, biraz dengesizlikler oluşabilir. Çıkar çatışmaları ya da güç savaşları olabilir. O yüzden lütfen karşılıklı dengeyi koruyarak e, ortaklıklarımızı paydaşlıklarımızı devam ettirelim. Mesleki olarak e, biraz daha ılımlı duruyor ama ev hayatıyla ilgili hani çok fazla şeyi dengede tuttuğumuz bir evre olacak. Aman dikkat sevgili kovalar. Evet hemen kovaların karnesine bakalım. Ah Kovaları biraz... Evet, kolaylıkla <laughs> Çünkü çok karşı tanelerinden o yeni Ay, hmm. Uranüs yani yeni Ay ortaklıkla ilgili, evle ilgili dengesizlik çıkabilir. Bunu lütfen e, başıma kötü şeyler gelecek gibi diye düşünmeyin. Ama ne olacağı belli olmaz. Ben bu haftayı sakin geçireyim diye düşünüyorum. Mesela hiç çok aşırı düşük vermiyorsunuz. O biraz e, mesela iki, iki buçuk filan biraz moral bozmamak için mi yoksa o kadar o... kodu yüklemek istemiyor. Kalbi evet, güzel o. olduğu için. Aa, ben biraz şey yapıyoruz. Şey, <laughs> Benden ben, ötürü olabilir o. o. <gülüyor> <gülüyor> çok düşük puan verip de moral bozmanın bir şeyi yok mi? gerçekten. Evet, tamam Çünkü her şey bizde bitiyor günün sonunda. Aynen. Gökyüzünün etkileri şöyle yorumlamazsak daha e, bence iyi olur. Bazı şeyler çok keskin ve illaki olacak kadersel dönüm noktaları gibi. Ama bunun haricinde biz özgür irade Bizle verdiğimiz tepkilerle... ...olayları şekillendiriyoruz. Veya olayları nasıl hissettiğimizi yönlendiriyoruz doğru, aslında. Çok o yüzden doğru. E, kendimizi iyi tutalım. Peki. Balıklarla Tabii. devam ediyoruz. Denge arayışındayım. Evet, Dengesi ve... mi biraz bozuk bu ara balığın? Ee, balık, başak, ikizler, yay... ...bu dört buç böyle... Ee, şeydir. E, çift bedenli ve de, e, değişken enerjili burçlardır. Şimdi balığın tam karşısında Başak'ta Merkür ve Mars olduğu için şöyle hissediyor balıklar. Hayatım ve gidişatla ilgili bütün kararları ben alamıyorum. Mesela tatile gitmek isterim daha fazla tatilimi yapmak isterim ama çalışmam lazım. Diğerleri bana Hı -hı. dön diyor. O yüzden kendi kararlarımızı kendimiz alamadığımız hissettiğimiz için birazcık dengemiz kaçabilir. Karşı tarafla diğerleriyle bu ilişki olabilir, ortaklık olabilir, paydaşlık olabilir. Diğerleriyle ilişkilerimizi iyi ve ılımlı yönetmek akıllıca olacak. Arada gerginleşebilirler. Karşı tarafın gerginliğini yönetmek gerekecek maalesef ki bu sürecin içinde. Ama balıklar bir yandan da şeydir, sempatiktir, tatlıdır. Böyle bir akışta Problem mi var deyip hemen şöyle balığı tutamazsınız ya hiçbir zaman elinize şöyle kaçıverir sonra tekrardan geri gelir. Bu strateji iyi bir strateji bence bu hafta. 16 Ağustos yeni ayı iş ortamınız içinde olacak sevgili izleyenler, balık izleyenlerimiz. Ee, çalışma ortamınızda düzen değişiklikleri olabilir. Ee, organizasyonun yapısında değişiklik, görevlerde değişiklikler. Bunlara açık olalım. Bunun finansal ve böyle kararlarla ilgili karşılığı olacaktır. Sağlığımıza da. Özen gösterelim. beklenmedik ani böyle bir anda bileğimiz burkuldu aman şöyle oldu falan hmm. gibi böyle iniş çıkışlarımız olabilir ama dikkat sevgili balıklar. Evet gelsin balık karnesi o zaman aşk 4 puan para 4 hmm. puan sağlıkta 3.5 puan burada en çok sağlığa evet. dikkat etmeleri Aynen gerek herhalde. sağlık ve iş ortamı kalanı yönetecektir balıklar. Evet. Peki şöyle e, genel bir e, bizi uyaracağım bu son dönemlerde özellikle Ağustos ayında aman şuna dikkat buna dikkat şunu yapmasanız iyi olur diyeceğin bazı notların var hmm. mıdır? Şimdi Ağustos ayının 23'ünde hem Merkür retrosu başlayacak hem de Güneş Başak burcuna geçecek. O zamana kadar Aslan e, Aslan vurgusundayız. Aslan vurgusu şu demek. Ben kralım, ben kraliçeyim, beni dinleyin. Herkes birbirine şu anda bu enerjide yaklaşıyor hmm. ama bir dakika benim sözüm geçsin enerjisinde yaklaşıyor. O yüzden bunu ee, ...kraldan birazcık daha akıllıca davranıp... ...kendi isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı... ...daha ılımlı bir şekilde... ...herhangi bir güç savaşına girmeden... ...tamam öyle mi? Olur. Bir baktık gibi çatışma mı çıkacak? Uzaklaşarak yönetmek daha akıllıca olacak. Özellikle önümüzdeki haftanın enerjisinde... ...çünkü Uranüs bize diyor ki... ...keskin ve gergin bir çıkış olduğu zaman... ...bir anda her şey bitebilir, ipler kopabilir. Hmm. Gerek yok. Evet, ee, tabii ki sınırlarımızı çizmemiz gereken yer... ...çizelim ama çünkü... ...aynı zamanda kral, kraliçelik enerjisi biraz fazla saldırgan bir temayı da bizim sınırlarımıza geçmeye çalışan kişileri de gösterebilir bize. Paramıza da hakim olmaya devam edelim. 23 Ağustos sonrasında ...her şeyi daha akılcı bir şekilde... ...yönetme ve görme şansımız olacak. Zaten Merkür Retrosu başlayacağı için... E, ...konuştuğumuz şeylerin... ...iç yüzünü anlamak... ...daha mantıklı bir çözüm üretmek. Çünkü Merkür Retrosu beyin fırtınası yapma dönemleri. Olayların iç yüzünü anlama evreleri... ...ve bizden saklanan gerçeklerle... ...yüzleşme evreleri hmm. olacaktır. O yüzden olayların iç yüzünü göreceğiz. Güneşimiz başakta olacak. Daha akılcı çözümler üretmeye başlayacağız. Ve 15 Eylül sonrasında... Hayat gerçekten hızlanacak. Biliyorum sanki yaz çok hızlı geçti ama bir yandan da hiç geçmedi gibi evet, hissediyoruz. Evet hakikaten öyle. Çok 15 doğru. Eylül'den sonra çok hızlanacak her şey. O yüzden bu dönemler hayattaki yerimizi bulma, konumumuzu şekillendirme evresi olsun. Bir şeyleri bitirme, sonlandırma değil de 15 Eylül ile Ekim ortasına kadar olan süreçte gerçekten güzel ilişkiler başlayacak, atılımlar olacak. Yeni işler, yeni bir e, hareketli bir evre başlatacak. Gökyüzü bizlere. Evet. E, retrosu zaman yok ama genel olarak değil mi? Çok minicik bir zaman. O da en kıymetlisi dediğin gibi biraz Eylül 14'ten sonrayla Ekim sonuna kadar Doğru. biraz daha nefes alacağımız bir alan diyebilir miyiz her Doğru. şey açısından? E, Merkür retrosu 3 ayda bir meydana geliyor ve 3'er hafta sürüyor. O yüzden aslında çok sık gördüğümüz bir şey. E, Venüs-Mars retroları biraz daha uzun vadede denk geliyor Hı -hı. ama o da uzun vadede dedim. Yılda bir, iki buçuk yılda bir. Yani çok çok uzun vadeli değil. O yüzden hep böyle üst üste üst üste denk geliyor. Şimdi mesela Satürn'ümüz retro. Bu bitecek. Jüpiter retro olacak. Yine yani hep bir şeyler retro oluyor. Hep diyorum biz bu retroları bilmeden önce de yaşıyorduk. O zaman diyorduk ki ya evet bu dönemde bir türlü işlerim akmadı. Hı -hı. Ya da o dönem öyle bir kararı aldım ki sonradan baktım çok akıllıca değilmiş. O yüzden biz bu dönemleri hani e, hep böyle cebimizde bir şeyler yapayım, harekete geçeyim ama bir revizyon gerekebilir. Bunu düşünerek değerlendirsek daha akıllıca olur. En sert retro olur. hangi gezegenin retrosuydu? E içsel gezegenleri Merkür, Venüs, Mars'ı. Mars içsel değil ama kişisel gezegen. Bu üç gezegenin retrosunu daha sert hissediyoruz. Hmm. Çünkü bu üçü eylemimizle ilgili ve kararlarımızla ilgili. O yüzden daha net bir şekilde mesela Merkür retrosunda yanlış kişiye yanlış mesaj atmak. Hmm. Çok bir oluyor hakikaten o. Arkamızdan konuşulan şeylerin bir anda ortaya dökülmesi, ifşaların olması. Yanlış bir karar almışım demek. Yani çok <laughs> kişisel hayatımızı etkileyen şeyler şeklinde oluyor. Merkür, Venüs ve Mars. e Venüs'teyiz şu anda Venüs'te aşk İlişkiler, kendimizi sevmek, paramız bütün bunlarla ilgili dengesizliği anlatıyor bize. Diğerleri Satürnler, Jüpiterler, Uranüsler çok uzun süre retro yapıyor zaten. 3 ay, 4 ay, 140 gün retro yapıyor. Yani onlar biraz daha toplumsal meselelerin tekrardan oturması ve derinleşmesiyle ilgili. Evet, evet. Genel olarak az kaldı şu retroların Aynen. bitmesine daha ılıman bir şey bizi bekliyor olabilir diyebiliriz Gerçekten o zaman. Gerçekten öyle bir de yıl sonu arada sizlerle de konuştuk yıl sonunda bu senenin son merkür retrosu var. Hı hı. 13 Aralık'tan e, 2 Ocağı kadar o yüzden yılın sonuna retrolu geçiş yapacağımız için hı hı. ve... Oğlak burcu kariyerle plan plan kariyer planlamasıyla finansla çok ilgili. E biz ne olursa olsun önümüzdeki sonbaharı kışı finansal anlamda kariyer anlamda hep planımızı yaparak yedekli bir şekilde girmek yönetmek daha akıllıca olacak. Hep bu bizim aklımızda olmalı. Peki ne zaman yeni ilişkilere başlayabilir Hı -hı. artık insanlar? Yeni ilişkilere 15 Eylül'den sonra başlayabiliriz hiç sorun yok. 15 Eylül-10 Ekim arası hatta 14 Ekim'deki tutulmayı da alalım. 14 Ekim tutulması terazi tutulması yeni ilişkilere başlama enerjisi. Sadece bütün burçlar için mi? Bütün burçla için geçerli. Terazi'nin genel enerjisi ilişkileri başlatan, ortaklıkları başlatan enerjidir. Sadece şöyle bir şeyimiz var. Bu tutulmadan sonra böyle o Aralık sonu Ocak başı dediğim dönemde bir Plutonik etki olacak. Hmm. Büyük ihtimalle ilişkiler ilk sınavlarından, ilk testlerinden geçecek. Yani biz o ilişkiye sonbaharda başlıyoruz ama bilelim ki Aralık sonu Ocak başı biraz böyle daha kaygılı ve endişeli olduğumuz evrelerde ilişki içinde bir sınavımız olabilir. Bunu bitirici etki olarak görmeyeceğiz. Yine böyle geride durup gözlemleyip bakalım nerelerden problemler çıkıyor karşımızdaki kişi hangi alanlarda daha hassas hangi alanlarda birbirimizi anlıyoruz anlayamıyoruz bunları gözlemleyeceğiz sonra Şubatla beraber tekrardan ...daha kolay bir evre başlayacak. Evet yani kısa bir dönem bu bahsettiğin. Aynen öyle. Mesela bu dönemleri bilince de hocam insan dikkat eder değil mi? Yani Hı. biraz gökyüzünün de yarattığı bir gerginlikten <laughs> evet. kaynaklı bir şey olduğunu. E, evet. Değil, o biraz yüzden astroloji günlüğü hakikaten çok önemli bence. Evet. Ben bazı şeyleri not alıyorum. E, dijital ajandama, İşte şu gün şunları yap yapma, bugün güzel bir Hı. gün falan gibi. Özellikle her günün sabahında ben de çok dikkat ediyorum ona. Her gün sabah çıkıyorum, bugün de çıktım Instagram'dan sosyal medya mecralarına çıkıp... Anlatıyorum çünkü bu bir rehberlik. Biz bunu hani hayatımızı tamamen etkiliyor ve şöyle yapıyor gibi karamsar bir bakış açısıyla hı hı. değil. Hangi alanlarda nasıl önlemler almalıyız bakış açısıyla ilerletirsek daha kolay olur. Çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Bugün.